Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuzla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 15 Haziran yaklaştı. Biliyorsunuz kararname 274 numaralı, bakayım numarasını, evet. 274 numaralı başkanlık kararnamesi vardı. 15 Mart ile 15 Haziran arasında yabancıların, Rusya'da kalan yabancıların ellerindeki belgeler, statüler neyse bu süre arasında dondurulmuştu bu kararnameye göre. Şimdi 15 Haziran'a bir hafta kaldı. Ne olacak? 16 Haziran'da ne olacak? Neler yapmamız lazım? Bunlarla ilgili kısa şu anki durumu, bilgileri vermek istiyorum. Bilgilendirmeyi dinlemeden önce abone olmayı unutmayın lütfen kanalımıza. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 15 Mart, 15 Haziran'la ilgili olarak ilgili kararnamede şu deniyordu. Yabancıların registreleri, RVP'leri, süreli olan vidnajitstvaları, vizeleri, çalışma izinleri, efendim öğrenciler için öğrenci vizeleri gibi her yabancının farklı statüde bulunan Rusya'daki legal belgeleri dondurulmuştu. Yani 16 Haziran'da bunlar kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. 93 gün uzatıldı. Yani 93 gün nereden çıktı derseniz 15 Haziran'la 15 Mart'la 15 Haziran arası 93 gün yapıyor. Dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse bu kararnameye göre 1 Haziran'da süresi biten evrağınızın süresi 2 Eylül'e kadar uzamış oluyor. Yani 2 Eylül'e kadar otomatik olarak uzuyor. 16 peki bu süreye tabii bu belirlenen, kararnamedeki belirlenen dönemde Haziran'ın 15'ine yakın olan periyotlar daha avantajlı. Çünkü 93 günü kullanma şansları oluyor. Ama diyelim ki 16 Mart'ta vizeniz bitti veya registreniz bitti. 20 Mart'ta bitti. Diyelim 16 Mart'ı alalım. 16 Mart'ta bittiyse 16 Haziran'da da sizin otomatik uzama süresi bitiyor. Yani burada enteresan bir durumla karşılaşıyoruz. Bu kişiler ne olacak? Zaten 16 Mart'tan biz 93 gün sayarsak 16 Haziran yapıyor. Peki 16 Haziran'da nasıl çıkış yapacaklar? Uçak yok, sınırlar kapalı, ne olacak? Bu konuyla ilgili belirsizlik halen sürüyor. Bununla ilgili arkadaşlar benim önerim bağlı bulduğunuz göçmen bürosuna başvurun. Yani İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bir bu konuyla ilgili açıklama oldu. Açıklamada da benim dediğim şeyler anlatılıyor. 93 gün bittiği tarihten itibaren diyor 93 gün ilave edilip uzatılacak. Mesela sizin 2 Eylül'de demin örnek verdim. 1 Haziran'da süresi dolmuş registreniz 2 Eylül'e kadar otomatik uzadı. Bu otomatik uzama için 16 Haziran'da, 20 Haziran'da gidip başvurabilirsiniz. Ama 15 Haziran'a kadar başvurmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir İçişleri Bakanlığı internet sitesinde bilgi yok. Deniyor ki otomatik olarak uzar. Dolayısıyla buradan şu anlam çıkıyor. 16 Haziran'dan sonra da gidip uzatma şansınız var. Bir de arkadaşlar tabii bu demin verdiğim örnekte 16 Mart'ta, 17 Mart'ta süresi bitmiş registreler, vizeler, çalışma izinleri bunlar ne olacak? Bunların 93 gün ilave ederseniz ne oluyor? 16 Haziran, 17 Haziran gibi birkaç gün süre kalıyor karantina rejiminin bitmesinin ardından. Birkaç gün süre kalıyor. Peki sınırlar kapalı dediğim gibi uçak yok, ne olacak bu insanlar? Burada 3 konuyu gündeme getiriyorlar. Farklı farklı hukukçular ve İçişleri Bakanlığı'nın kendisi de diyorlar ki uçak hava sınırlarının, kara sınırlarının açılmasına istinaden otomatik uzatılabilir bir süre daha. Yani 15 Haziran'dan sınırlar 1 Temmuz'da açılacaksa 1 Temmuz'a kadar tekrar uzatılabilir. Veya çıkışlara tek taraflı izin verilebilir diyorlar. Yani araçla, otobüsle veya o ülkelerin devletleri, havayolu şirketleri uçak gönderiyorsa tek taraflı çıkışlara izin verebilirler. Yani gelip alıp götüren uçak
uçuşlarına izin verebilirler diyorlar. Başka bu konuyla ilgili çalışan kişiler de diyorlar ki af çıkarabiliriz. Bu hatta ben buraya notumu da aldım. 4 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Denildi ki bu biliyorsunuz bu sene büyük bir reform çalışması başladı. Göçmen politikası ile ilgili. Bunun içerisinde af var, RVP'nin kaldırılması, sadece vidnajit stoğunun kullanılması var. Konut alanlara vidnajit stoğu arkasından vatandaşlık verilmesi, yani gayrimenkul alanlara bir takım imtiyazların sağlanması, bunların ailelere de dahil olmak üzere çalışmalar var. Bununla ilgili af da tabii gündemde. Gündemde derken çalışıyorlar alttan alttan ama komisyona ve şeye gelmiş herhangi bir şey yok, meclise gelmiş. Bununla ilgili 4 Haziran'da bir açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı. Dediler ki zaten biz bir af konusunu çalışmasını yapıyoruz. Bize istatistikler, bilgiler geldi. Geçen videomda da bununla ilgili kısa bir bilgi vermiştim. Elimize bilgiler geldi. Hangi göçmen ne kadar kanun ihlali yapmış. Adli ceza almamış, adli suç işlememiş, adli konulara karışmamış, sadece idari ceza almış göçmenlerin için 16 Haziran'da bir af ilanı olabilir. Bu diyorlar tam uygun bir zaman esasında. Bunları af yapıp tekrardan Rusya'da kayıt altına alma imkanını verebiliriz diyorlar. Bu da bir seçenek, demin saydığım 3 seçenekle ilgili bir konu. Bu af eğer olursa arkadaşlar, diyelim ki vize günü 15 Mart'ta değil de 10 Mart'ta bitmiş, 2 Şubat'ta gitmiş, 1 Haziran'da, yani bu 15 Mart, 15 Haziran dönemi öncesinde kanunsuz olarak Rusya'da bulunanları da bu af kapsamına alacaklarını söylüyorlar. Yeter ki adli bir suçu bunun dışında olmasın, vize ihlali dışında. Bir de arkadaşlar, birkaç beni arayan vatandaşımız oldu. Bunlar göçmen bürosuna giderek vizelerini uzatmalarını yapmak istemişler. Kimisi registresini uzatmasını yapmak istemişler. Bir tane örnek vereyim size. Bir arkadaşımızın 20 Nisan'da bitmiş evraklarının süresi, vizesi. Onun vizesini 15 Haziran'a kadar uzatmışlar. Bu tip başvurular da öğrenmek için gittiğinizde arkadaşlar bunu kabul etmeyin. Çünkü bu kararnameye tamamen aykırı. Çünkü orada 20 Haziran'dan 93 gün sayarak uzatmaları gerekiyordu. Yani bu kararnamede ne diyor? Dondurulur diyor. 93 gün dondurulacak. Yani 16 Haziran'da her şey kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla 20 Nisan'da vizeniz bittiyse 16 Haziran 20 Nisan'a gelmiyor arkadaşlar. 20 Nisan'la 16 Nisan arasındaki geçen sürede, yani 93 gün siz yine buna mantıken ilave etmeniz gerekiyor. Onun için böyle bir şeyi kabul etmeyin. Yapılan şey kararnameye aykırı, bunu da not arasında söyleyeyim. Tabii demin de dediğim gibi 15 Haziran'a yakın tarihlerde biten süreler daha avantajlı oluyor. Daha uzun zaman kendilerine veriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın web sayfasına girin arkadaşlar. Bu konuyla ilgili açıklamalar orada var. Anlayacağınız bir dilde yazılmıştır. Bunları görüp kendiniz de bilgilenmiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka bağlı olduğunuz göçmen bürosuna giderek konu hakkında detaylı bilgi alın ki daha sonra yine cezalı bir duruma düşmeyiniz. Evet, bugün vereceğim güncel bilgiler bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.